Selam. Hal ölmediğimi bilmenizi istiyorum. Bunu artık nasıl karşılarsınız? Geçmiş günlerde, şu anki duruma göre bugün ve dün, siz artık ne zaman izliyorsanız, o her sene yaşanan trajedi tekrardan yaşandı. Neden bahsettiğimi sorarsanız biraz garip olur çünkü videonun başında zaten bu yazıyor. Kendim ben ne kadar bu sınavlara girmemiş olsam da çevremde buna giren çok fazla insan var. Sen bu süre zarfında ne bok yiyordun diyenler varsa ben de sınavlarıma girdim. Ama ben yabancı olduğum için bizzat girmek istediğim üniversitelerin sınavlarına girdim. Birinci hedefim Ege Üniversitesi'nde okumakta İzmir'de, ama o sınavdan sonra bırakın üniversiteyi beni muhtemelen kampüsün yanına da almayacaklar. Ama sorunun kesinlikle bende yattığımı düşünmüyorum çünkü sınav ilah seviyesindeydi. Ben 12 boyu girmiştim. Bana kalem çaldınız mı? Teşekkür ederim. Ondan sonra da şansımı Muğla'da deneyip daha da başarılı oldum. Ama ufak bir sorun vardı. Ortak bir sınav olmadığı için ortak bir merkezde yok. Ve ulaşım açısından hiçbir şeyim olmadığı için kaç gün takipçimde kaldım. Bu arada takipçime ve ailesine cidden çok teşekkür ederim. Onlar olmasa muhtemelen bankta yatacaktım ve come on çok rahat değil. Otogarda yatmalar, uzun uzun yürümeler, örümcekler falan. Ama kendinizi bir gün şanssız hissederseniz geceyi otogarda geçirip sadece 1,5 saat uyuyup 4 kilometre yol yürüyüp 2 poğaça ve bir enerji içeceği içerek sınava girdiğimi unutmayın. Üniversiteni de, sınavını da, oraya gitmeyen arabasını da. Ve hepsinden sonra da eve geri dönmek vardı ve bu gerçekten iğrençti. Şimdi ise olayı daha iyi anlatabilmek için birazcık Türk haber siteleri moduna gireceğim. YKS ne? YKS, Yüksek Öğretim Kurumu sınavları. Yüksek öğretimden kasıt ne? Üniversite, fakülte, yüksek okul falan. Şimdi sınavı kazanırsınız ne olur, kazanamazsınız ne olur? Sınavı kazanmaktan kastım üniversiteye girmekti ama biliyorsunuz artık üniversite barajları kalktı. İşin özeti üniversite alımı Hintlilerin askeri alımı gibi bir şey oldu. Sınava geç kalanlar da her sene olduğu gibi bu sene de eksik olmadı. Ama benim anlamadığım bir şey var. Senenin başından beri tarihi belli olan, saati belli olan bir şeye bir insan nasıl geç kalabilir? Tamam, kabul ediyorum. Okula neredeyse her gün geç kalan ve sırf bu yüzden sınıfta kalma ihtimali olan birisi olarak bunu söylemem pek mantıklı değil. Ama bu tarz önemli yerlere her zaman bir saat önceden giderim. Ve sınava geç kaldıysanız veya giremediyseniz veya girip kötü yapmışsınız. Yani neyse siktir. Çok zor da ayette matta kalem oynatamadım. Lütfen daha kolay yapın seneye kınık. Okey. Hocalarım yanlış olabilir mi ya? Bu çok farklı çıktı. Niye böyle oldu? ÖSYM'nin paylaştığı cevap anahtarı seninkiyle uyuşmuyorsa bilmiyorum artık, ÖSYM'de sorun olabilir bence. Bu bir şakaydı. Ayet açılmıyor. Bak Mike. Bakacağım inadına. İnadına Texas abi. Max Ahmet Talha. Okey. Adam bastıramadığı romanı TET Türkçe diye sormuş resmen. Ya bu arada evet, gerçekten bazı sorular birazcık abartıydı. Birazcık. Soruların kurgularına gelirsek o kurgular malum seriki kurgulardan daha kötüydü. Orada yine de olası şeyler var. Üvey kardeş neden çamaşır makinesine sıkışmasın ki? Bu olabilecek bir şey. Herkesin de başına gelebilir. Bu yüzden dikkat edin. Ama kimse de gidip evin hangi yılda yapıldığı sorusuna böyle bir cevap vermez. Bence kimse evinin yaşını sormuyor zaten. Veya videonun oynatmasını erkek değiştiren eski sevgilim gibi ikide bir değiştiren Cansu'ya ne demeli? Millet yalan söyleyen balıkçıdan bahsetmeyeceğim bile ve neden şu şıklar birbirine bu kadar benziyor? Din sorusunda harita vardı lan. What the fuck? Is this? Açıkçası sınavınızın kötü geçmesi çok da önemli değil. Çünkü seneye tekrar deneyebilirsiniz. Ve bu sene hepimiz geçen senenin rakipleriyle kapıştık. Ve bunlar geçen seneyle de sınırlı değil. Bu durumdan da sene 2005'ler çok memnun olmayacak ama yapacak bir şey yok. Ülkecek bir sene geriden alıyoruz. Neyse. Bu kadar süredir neden ortalıkta olmadığımı az çok anlamışsınızdır zaten. Ve şu an tüm test kitaplarıma şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Siktirin gidin. Siz de öyle. Okumak isteyip de okuyamadığım kitaplar birikti. Ha bu da bu arada onlarda kaldığım takipçimin hediyesi. Sağ ol canım. Hepinizin yazı umarım güzel geçer. Ben video sayısını arttırmaya çalışacağım. En azından bir aylık süreçte ortadan kaybolmayacağım. Ve açıkçası 12 yıllık eğitim hayatım boyunca en zor geçirdiğim sene buydu. Bayağı iğrençti açıkçası. Bir daha umarım hiçbir zaman yaşamam. İşte bu yüzden bu tatil hakkımızda yaşayacağız. Nerede mi?